Merhaba arkadaşlar, Bilgi Listesi kanalına hoş geldiniz. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuzu, çekirdeğiyle tüketenler için muhteşem bir video olacağı gibi, çekirdeksiz tüketenler de artık bu videodan sonra tüketmeye ister istemez başlayabilir. Uzmanlara göre karpuzun en faydalı kısmı çekirdekleri. Ancak karpuzu aç karna ve çekirdeğini çiğneyerek tüketirseniz listemizdekilerden faydalanabilirsiniz. Karpuzun %92'si su, %6'sı şekerden oluşur. Karpuz CA vitamini ve beta karotenler açısından iyi bir kaynaktır. Beta karoten ise provitamindir. Karaciğerde depolanır, gerek duyulduğunda A vitaminine dönüşür. 150 gram karpuz günlük C vitamini ihtiyacının 24.3'ünü, A vitamini gereksiniminin %11'ini karşılar. Karpuz çekirdeği içinde bulunan bir madde, kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Bunun için karpuzun çekirdeğini çiğneyerek tüketin. Böyle yenildiğinde karpuzun içindeki likopen maddesi kalp krizinden koruyor. Karpuz diğer meyvelere göre daha az kalori içerir ve bir kase karpuz ortalama 45 kaloridir. Karpuz sadece düşük kalorisiyle diyetlerinize destek olmaz, aynı zamanda lifli yapısıyla uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Canınız çok tatlı çektiğinde karpuzu yiyebilirsiniz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta, karpuzun da şeker içerdiğidir. Yani bir kase yerine bir bütün karpuz yerseniz, yaklaşık 4,5 kilo kadar hem kan şekeriniz yükselir hem de 250 gram kadar şeker yemiş olursunuz. Florida State Üniversitesi tarafından yapılan güncel bir araştırmaya göre karpuz kilolu kişilerde yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı oluyor. Orta yaşlı, aşırı kilolu ve hipertansiyon hastasının katılımıyla 12 haftalık bir süreyi kapsayan araştırmada karpuzda bulunan bir madde ile hem dinlenirken hem de aktivite sırasında aort damarındaki olan basıncı azalttığı tespit edilmiş. Karpuz suyu özellikle spordan sonra yaşanan kas ağrılarını hafifletiyor. Bu nedenle sporcular arasında oldukça popüler bir meyve olan karpuzun ağır egzersizler sonrasında yaşanan kas ağrılarını azalttığı son yıllarda yapılan araştırmalarda tescillendi. İspanyol bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre karpuzun bu özelliği ise kan dolaşımını geliştirerek kan damarlarını rahatlatıyor ve ağır egzersizler sonrası sık görülen kas ağrılarını hafifletiyor. Karpuz sitrulin üreten yağ hücresindeki yağın birikmesini yavaşlatır. Karpuz, yağ yakıcı özelliği ile bünyede bulunan fazlalık yağı yakar ve kilo vermeyi sağlar. Ayrıca bu işlem ile birlikte böbreklerin aşırı çalışarak yorulmasını da engeller. Karpuz doğal bir idrar söktürücü olduğu için idrar akışını hızlandırır. Bunu yaparken böbrekleri zorlamaz. Karpuzun bu özelliği böbreklerin işini kolaylaştırırken karaciğerinde sağlıklı ve yorulmadan çalışması için katkı sağlar. Potasyum bakımından zengin olan karpuz, vücutta bulunan kasların ve sinirlerin sağlıklı kalmalarına yardımcı olur. Potasyum sinirlerle alakalı uyarmaları olumlu etkilerken kasları güçlendirir. Ayrıca bir fincan kurutulmuş karpuz çekirdeği yaklaşık 30 gram protein sağlayabiliyor. Kas, deri, doku yapımı ve yenilemesi için son derece faydalı. Yüksek miktarda karpuz tüketenlerin astım hastalığına yakalanma riski tüketmeyenlere göre daha azdır. Bol miktarda C vitamini içeren karpuz astım ataklarının şiddetini azaltabilir. A vitamini göz sağlığının korunması için en önemli vitaminlerden biridir. A vitamini eksikliğinde göz kuruluğu, göz enfeksiyonu, görüşün zayıflaması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. A vitamini aynı zamanda sarı nokta hastalığı ve katarak riskini düşürmektedir. Bir kase karpuz günlük A vitamini ihtiyacının %18'ini tek başına karşılar. Kan basıncını düzenleyerek bir bakıma kalp sağlığını da korumaktadır. Bunun yanında inme ve felç gibi riskleri de azaltır. Günlük 3-4 dilim karpuz tüketimi özellikle yaşlılarda yaz aylarında görülen kalp sorunlarının giderilmesinde yardımcı olur. Cilt ve saç sağlığı için önemli besinler içermektedir. Cildin sağlıklı ve nemli kalmasını sağlayan, saçların kırılmasını engelleyen A vitamini karpuzda bol miktarda vardır. Sudur. Özellikle sıcak yaz aylarında su kaybına bağlı olarak görülen halsizliğe iyi gelir. Aynı zamanda sinir hücrelerinin fonksiyonu, kasların çalışması ve kalp sağlığı için son derece önemlidir. Aşırı terlediğiniz bir fiziksel aktivite sonrası bir bardak karpuz suyu içmek sizi kendinize getirir. Çok çok aşırı tüketilmediği takdirde karpuz çekirdeğinin mideye hiçbir zararı yoktur. Tartışılan bir diğer konu ise karpuz çekirdeği yutmanın apandisit problemlere neden olup olmayacağıdır. Küçük bir ihtimal de olsa apandisite tıkanmaya yol açabilir. Ancak bu çok ender rastlanabilecek bir durumdur ve endişe edilmemelidir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtiniz. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.